ölmeden bir ay kadar önce Fenerbahçe'de baktım karşıdan biri geliyor ama tanıyamadım. O kadar dikkatli bakıyordu ki. 5-10 gün sonra gazetede ilanı gördüm. Aa, Sezai Karakoç'muş bu dedim. Bilseydim yani orada kafelerden birinde bir beraber bir kahve içerdik. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Ben 1930 yılında Geyve'de doğdum. Adapazarı'nın Geyve ilçesinde. Şu anda 90 yaşındayım. Ocağın 4'ünde de 94 olacağım. Çok az kaldı. Bir arkadaşın abisi harcayıcı olduğu için lise son sınıfta bana dedi ki gel mülkiyenin imtihanına girelim. Bir arkadaşım telkiniyle mülkiyeyi bilmiyordum yani liseyi bitirirken. Hangi fakülteler var işte bir tıp, bir hukuk falan biliyordu bildiğimiz. Farkında bile değildim. Girelim dedi ve girdik. İlk sene iki kızdık. Bir de İzmir'den giren bir arkadaş vardı. İşe kapanık değildim. Bir kere kız arkadaşlarımla bol bol hareketlerimiz oluyordu. Pimpon da oynuyordum ne güzel. Herhangi bir faaliyet olduğunda gelip bana da söylüyorlardı. Mesela Bülent Nuri Esen hocamız vardı. Münazara konusunda kim girer falan dedi mi parmak kaldırıyordum yani. Gururlu bir nesildik biz. Mutluyduk, huzurlu ve Türk gençliği diye herkese saygılıydık birbirlerimize bilhassa. Güzel günlerdi. Cemal Süreya daha çok cebime şiirler koyuyordu veyahut yazılar. Ve aynı şeyleri sınıfa girince tahtada da görüyordum. Bilahare sonradan öğrendim ona ait olduğunu. Ama o zamanlar düşünmedim hiçbir şekilde bir arkadaş edinmeyi, ilerletmeyi. Sezai Karakoç ise o zaten devamlı ısrarcı bir havadaydı. Hangimiz daha ileride olursak diğeri bir şeyinden vazgeçecek diye iddiaya girmişler. Biz de kafede oturuyorduk ekseriye. Ve kafede orada gençlerin şeyleri falan da var tabii hareketleri. Sezai Karakoç'u da getirmişler. Onunla beraber oturmuşlar veyahut aynı masaya oturmuşuz. Sonra diğerleri kalkıp gidince Sezai Karakoç benimle oturduğunu görünce Cemal Süreya orada isminden bir harfi sildirmiş. Benim için tabii gurur verici ama tarihte pek çok geçenlerde internette gördüm bilmiyorum. Şiir yazılan kadınlar falan diye. Yani tek ben değilim var biri. Ben Mona'yı benim diye düşündüm ama tek gülmüş meğer. Zannediyorum ikinci sınıftaydık işte. Onlarla beraber olmuştuk. Onu bana vermek için tabii ısrarcıydı. Israrcı olduğu için alıyordum ben de mecburen. Yoksa almasam tekrar ısrar edecek biliyorum. Yani bütün yazdıklarını, şey yaptıklarını vermek için uğraşıyordu. Ama ne bileyim dediğim gibi düşünmedim o zamanlar hiç. Bazen kitap da veriyordu ufak tefek şeyler. Ama bilahare onları kaybettim. Ablam evlenmişti ve benim evimde değildi. Onun evinde bir yere koymuştum. Evlenirken de almadım eşimden bir problem olmasın falan diye. Ama sonradan da orada telef oldular. Üzülüyorum onun için yani yazık oldu diye. Ben şu bakımdan böyle bir şeye sebep verdiğim için üzülüyorum ama bir yerden de teselli oluyorum. Çünkü hiçbir yakınlık göstermedim, umut vermedim. Kendisi yani karşıdan karşıya mı diyelim, ne diyelim.
o şekilde böyle bir sevgi beslemiş. Son ölmeden bir ay kadar önce Fenerbahçe'de baktım karşıdan biri geliyor ama beyaz saç, beyaz kaş, beyaz sakal falan tanıyamadım. O kadar dikkatli bakıyordu ki. Ama 5-10 gün sonra gazetede ilanı gördüm. Aa, Sezai Karakoç'muş bu dedim. Bilseydim yani orada kafelerden birinde bir beraber bir kahve içerdik. Ne yapalım, kısmet değilmiş o da. Aslında şiirlerle pek o kadar başım hoş değil diyeyim. Daha çok nesir olanları severim. Yani tabii devamlı kitap var elimde. Gazetelerle hep meşgulüm. Okumak güzel bir şey. Yalnızlığını hele yaşlılıkta çok iyi değerlendiriyor insan okuyarak kitaplarla. Ben seçtiğim kişiyle gayet mutlu oldum. Güzel çocuklarım oldu. O da benden büyüktü ve o da mülkiye mezunuydu. Onun için düşünmedim yani bilahare de. Şimdi soruyorum kendi kendime. Niye sormadım, haberi var mı yok mu falan diye. Ama belki de vardı, bilmiyorum. Orada kızlar hakkında bilgi sahibi edinmiş olabilir. Kendisi de çünkü bir küçük bir şiir hevesinde bulundu. Ama çok kolay, basit bir şey. İsterim ömrümce, buldum gönlümce. Gözlerinde yaş, arzuyla demlenince. Yani bu kadar bir şey. Tabii yine de bir emek vermiş. Bak onunkini ezberlemişim. Hayatımdan memnunum. Kararlarımdan da memnunum, çok şükür. İyi kararlar verdim. Çalıştım da. Çocukla görevimi yaptım yani. Artık gidebilirim diyorum. İşte böyle geçen bir hayat.